bu ikinci aşamayı geçerken tecritin karar aldığı mercidir, merkezdir. Spiti Avrupa'da, işte Spiti burada, bağımsız bir kurum. Yani işkence önleme kurumu bağımsız. Avrupa Konseyi burada. Aslında bugün karar versin Spiti ve Avrupa Konseyi, yani bırak tecriti önderliğin özgürlüğü gerçekleşir. Ama biz burada bu konuda çok ciddi bir mücadele yürütmemiz gerekiyor yani ikinci aşamada. Bir işte Spiti zorlayıp İmralı Adası'nın kesinlikle ne olup bittiğine dair bir an önce kendi görev sorumluluğuna dönmesi gerekir. Bağımsız hareket etmesi gerekir. Yine Avrupa Konseyi bu konuda derhal Türkiye'yi mahkum ederek ve önderliğin özgürlüğü konusunda karar vermesin yani. Hukusal açısından yani. Kendi hukukunu yerine getirme açısından yani bunu söylüyoruz dediğimizde. Bunun üzerine gerek diplomasi çalışması, gerek diyelim ki yani muhatap kurumların kendi görev ve sorumlularına geri dönme noktasında da bunun mücadelesini vereceğiz. Ki planlama zaten baharı karşılıyoruz yani. Baharın kendisi zaten yani 8 Mart, önümüzde 8 Mart var. 21 Nevroz var. Avrupa'da Nevrozlar tüm ülkelere yayılmış yani tarihler vesaire. Yine 4 Nisan var. Yine 4 Nisan'dan sonra da 4 Nisan'da önderliğin doğum günü ve halkların doğuş günü aslında. Bu doğuş gününde yani milyonların kendi doğuşunu yeniden doğduğuna dair kutlaması gerekir. Direnmesi gerekir. Alanlarda olması gerekir. Direniş halinde olması gerekir. Nevrozi 8 Mart'ı karşılarken 8 Mart'ı özellikle Avrupa'da ve dünyanın her tarafında Kürt kadınları alanlara inmesi gerekir. Yani bizim direniş hattımız alandır, sokaklardır. Biz alanlarda direnirsek ancak sonuç alabiliriz. Ve şiddete dur deme açısından da, kadın şiddetine dur deme açısından da bizim çok kitlesel alanlara akmamız gerekir. 21 Nevroz'dan yani bizim yürütümüz şu anda Avrupa'da çalışması, Avrupa geneli milyonlara ulaşmamız gerekir. Yani bu milyonlar kastettiğimiz aslında yani bir bu toplumla yani hem buluşma ve topluma gitme, bu süreci toplumla birlikte tartışma, topluma anlatma ve Nevrozlara gelip hep birlikte yüz binlerin, milyonların Nevroz'da önderliğin özgürlüğünü haykırma birlikte bu konuda önemlidir. Bizim açımızda bu tarihsel günler ve bunun planlaması da var, çalışması da yürütülüyor şu anda. Kitlesel bir çalışma var. Diğer bir konu da 4 Nisan'ın da yine hakeza yani biz kendi doğuşumuzu olarak ele alıyoruz ve o günü de tüm dünyada küresel çapta kendi doğuşumuzu karşılayacağız, kitlesel karşılayacağız, kitlesel kutlayacağız. Yine diyelim ki Spiti ile ilgili bizim bir dizi eylem ve etkinliklerimiz olacak. Bunun da öyleki süreçte tarihlerini tekrar biz basından paylaşacağız. Bu da nefes almak istiyoruz. Yani toplum, Kürt halkı, Kürtlerin dostları ve halklar nefessiz bırakılmak isteniliyor. Biz önderliğin sesini duymak istiyoruz. İmralı Adası'nda ne oluyor, ne bitiyor? Yani buna dair herhangi bir bilgi yok yani. Önemlidir. Yani ilk aşamada bu tecritin kırılması gerekir yani. Bak bütün Türkiye'de şu anda cezaevlerinde aşık grevleri başlatıldı. Bu iki kesinlikle olmazsa olmaz tecritin bir an önce kırılması gerekir. Tecritin bir an önce kaldırılması gerekir. Ve Önder Akbük'ün fiziki olarak özgürlüğüne kavuşması lazım. Orta Doğu halklarına ve tüm halklara, dünya halklarına aslında artık yani şey açtık. Yani başta da ifade etmiştim. Yani evrenselleşen bir önderlik ve küreselleşen bir eylem. Yani küresel çapında yürüttüğümüz bir direniş söz konusu. Ve biz bu direniş hattını örmek için de toplumsal dinamiklerin kendisini, toplum kendisini bu direniş hattının içerisinde yer alması gerekir. Hakkımıza çağrımız budur. Yani biz 2024 yılına kadar, 2024-25 yılına kadar Önder Apo'yu özgürleştirmemiz gerekir. Bunun mücadelesini yürütmemiz gerekir. Mevcut yaptığımız planlamaya herkesin dahil olup hep birlikte
kendi özgürlüğümüz için haykırmamız gerekiyor. Bu konuda Kürt halkı ve Kürt dostlarının ne zaman refleks göstereceğinin aslında bir kez daha biz Kürt yürüyüşünde görmüştük. Bunu Nevroz'da da 8 Mart'ta da milyonların sokaklara akacağına ve tüm dünyaya mesaj vereceğine halkın kendisi inanıyoruz. O inançtayız yani.